Programında Betül Mardin'le beraberiz. Türkiye ve dünyada halkla ilişkiler denilince akla gelen önemli isimlerden bir tanesi. Ama aynı zamanda Betül Hanım, müthiş bir de hayat hikayeniz var. Ünlü akrabalar, ünlü bir ailenin içinde doğmak, ardından da çok ünlü bir geline sahip olmak. Mesela. Ve şimdi de ünlü bir torunlarla beraber geliyor olmak. Biz aslında sizi uzaktan takip ediyoruz. Çok Ayşe Arman'ın kayınvalidesi diyebiliriz. Hürriyet gazetesi yazarlarından. Betül Hanım, nerede doğdunuz? Mardin ailesi kimdir? Yok, çok basit. Mardin ailesi derseniz biraz uzun ama biraz kısa anlatayım. Şimdi Betül Mardin deyince Mardin ailesinden başlamak lazım herhalde. Hazreti Hüseyin'in kafasını kaldırıp biliyorsunuz gözlerini takip ediyorlar. Hep ben öyle derim. E-mail yok o zaman. Telefon yok. Haber geliyor. Kaldırın kafasını. Kaldırıyorlar. Aç ve bir ilaç biliyorsun. Bakıyorlar. Diyorlar ki gözünü açtı diyorlar. Bir gün daha. Nihayet gözünü açamadı deyince kesin kafasını diyor Muaviye. Kesiyorlar. Top oynuyorlar. Sen onu biliyor muydun? Yok. Yani biliyorum tabii. Başınla top oynuyorlar. Onun için oralarda biraz top oynamak olmuyor abi. Biz kabul etmiyoruz öyle şeyleri. Toparlanıyorlar. Ve 57 kişi midirler öyle bir şey. Bizimle beraber, benim onlar büyük babamız, Mekke'ye dönüyorlar. Mekke'ye döndükleri zaman duyduğum kadarı babamdan ve akrabalarımdan çok münakaşalı toplantılar yapıyorlar. Biz burada at yaşayamayız. Mekke bize göre değil. Bunlar böyle böyle yaptılar. Yani olamaz falan. Gene biraz zaman geçiyor. Yahu gidelim buradan, burası olmaz. Ben baktım şecereye, aslında bu konuşmalar sürmüş yani bir iki büyük baba. Sonunda kalkıyorlar ayağa. Başlıyorlar yürümeye. 70 kişi kadarlar. Geliyorlar Şam'a. Şam'da bir büyük baba daha gidiyor, onu da bekliyorlar. Tekrar yola çıkıyorlar. Geldikleri yer Mardin. Farkında değiller ama yürüyorlar. İsimleri o zaman Mardinizade değil, Ezrakizade. Yani mavi oğulları. Onun için biz çok mavi giyeriz. Bizim huyumuz kurusun. Mavi oğullarıyız. Geliyorlar Mardin'e. Mardin'e gittin mi bilmiyorum. O zaman Artuk oğulları var orada. Evet. Selçuk. Gene o kale var. Kalenin tepesinden böyle bakarlarken Efendimiz diyor bir tanesi. Bir nehir yaklaşıyor diyor. Hakikaten develerin üstü de mavi atlas. Atların üstü de mavi atlas. Masmavi böyle uzaktan bir şey geliyor. E alalım nehri içeri diyorlar. Büyük kabahat açıyorlar kapıları. Mardin'in kapılarını aile içeri alıyorlar. Derhal cirit mirit eğlenceler falan. Sen oğlunu ver ben kızımı vereyim falan. Şecere de diyor ki 23 belde ile geldi kızı. Kızını alıyor bizim ailedeki oğlan. Evleniyorlar. Beldeyi soruşturdum evmiş. Fena değil yani 26 tane ev veriyor abi. Oturuyorlar. Bizimkiler zaten oturmaya meraklı. Şık oturuyorlar. Şimdi bizim ailenin sonrasında bir iki tane çok önemli olay var. O da aşağı yukarı 200 sene sonra o zamanın atamız bütün delikanlı erkekleri bir masanın etrafına çağırıyor. Ortaya bir Kur'an-ı Kerim koyuyor. Siyaset yapmamak üzere Kur'an-ı Kerim'in üzerine elinizi basın diyor. Bizim aile siyaset yapamıyor. Hiçbir şekilde. Ben hiçbir zaman siyaset yapmam. Yapamam. Yasaktır. Bir tanesi hatta demiş ki ya ben para kazanacaktım. Siyaset yapmazsam ne yapayım? Çıt demişler. Yok. Şimdi ben de 3S yasak. Siyaset yapmıyorum. Silah şirketlerinden çalışmıyorum. Sigara şirketlerinden çalışmıyorum. 3S diyorlar bana. Evet. Bizim ailemiz bu şekilde devam ediyorlar. 1800 başları büyük babam, yani babamın babası Arif Paşa İstanbul'da babasıyla beraber geliyorlar buraya. Burada yaşamaya karar veriyorlar. Dolayısıyla kim, hangi Arif? Mardin'den gelen Arif. Yusuf, Mardin'den gelen Yusuf. Mardini kelimesi yapışıyor üzerimize. Azrak yok oluyor. Evet. Sonrasında mı istiyorsun? Sonrasını gayet iyi anlatıyorsunuz valla. Tabii. Yusuf Sıtkı Efendi
Şimdi Fatih'te o bir sokak var. Karşısında şehir tiyatrosunun bir tiyatrosu. Oralarda bir yerde, bir konakta yaşıyor. Oğlu da orada. Oraya yerleşiyorlar. Şimdi onlar orada yaşarlarken annemin ailesi de Kastamonu'dan gelmiş oraya. Onlar da turşucu. Onlar da turşu yapıyorlar. Ama çok acı aslında olay. Onlar turşu yapıyorlar. Bunlar da Mardin'den gelmişler. Ne yapamıyorlar? Siyaset. Hak, hukuk. Yalnız. Avukat, şeriat, o işi yapabiliyorlar. Çünkü iş yok başka onlar için. Dolayısıyla onlar avukat. Bu tarafta fena değil falan. Arkadaş oluyorlar. İki aile. Sonradan çocukları evleniyor işte. O büyük beraberlikte annemin tarafında bir komik hikaye var. Hoşlanırsın diye düşünüyorum. Lütfen. Şeyh İslam oluyor. Turşucu. Ne oluyor? Turşucu, Şeyh İslam oluyor. Yani Şeyh... bütün İslamların evet. başına geçiyor. Çok güzel bir şey tabii. Ama adam aslında yani Kastamonu'dan, Çankırı'dan gelmiş turşu yapıyor Sultanahmet'te ama Şeyh İslam oluyor. Dolayısıyla karşıya geçecek. Karşıya geçerken böyle telefon edip onlar falan çok zor. Telefon yok, hiçbir şey yok falan. Boş veriyor adam, gidiyor bir bilet alıyor. Karşıya geçmek için o zamanın nesiyse kayık, sandal bir şey biniyor karşıya geçiyor. Derhal jurnallıyorlar saraya. Aman Efendimiz, Allah'ımız, Ya Rabbimiz, Şeyh İslam Efendimiz halkla beraber karşı derhal adamı işten çıkarıyorlar. Bizde böyle şey yoktur diye. Senin bilmeyeceğin bir şey bu. O zaman tarih düşürürlerdi. Böyle büyük olaylarda iki satır şiir, onların harflerinin hepsinin anlamı var. Böyle birleştirdiğin zaman tarih çıkıyor. Hiç biliyor muydun? Yok bilmiyorum. Abi. Ha. Bizimki için hemen tarih düşürüyorlar. Lahana biber turşusu, içinde sıçan yavrusu. Birleştirdiğin zaman annemin büyük babasının atıldığı zamanın tarihi geliyor. Şimdi böyle bir aileden geliyorum ben. Hafif komik, hafif biraz başına buyruk. Evet. Değil mi? Ama iyi. Neden olmasın yani? Böyle aileler hoştur. Kaç çocuklu bir ailede büyüdünüz? Aa, yok. Biz ufağız. Büyük babam yani babamın babası Arif Paşa'nın karısı Mısırlı Türk. Leyla Efendi. Annesi Fransız. Hani var ya öyle bir tipik Hidif Midif öyle bir aile. Evet. Ondan dolayı Mısır'da yaşıyorlar. Suriye'de, Şam'da da valilik yapıyorlar ama onların hep gözü Mısır'da. Çünkü Mısır'da arazi var. Mısır'da yani yaşamak daha kolay olacak. Dolayısıyla oraya gidiyorlar. Orada halam, amcam, babam, amcam. Beş çocuk. Çok eğleniyorlar ama. Tabii daha bence doğumda başlayan bir Fransızca ve İngilizce tedrisat var. O zamanlar öyle. Muhakkak İngilizce ve Fransızca öğrenilecek. Ve de Mısır'da oturuyorlar zaten. Efendileri o zaman İngilizler. Siz nerede doğdunuz? Şişli'de bir apartman. Ciddiyim. Çünkü Cemal Reşit de Ekrem Reşit babamın salonunda yazıyorlar. Bunu? Şişli'de apartman. Ben doğuyorum orada. Hep beraber babamla bekliyorlar. O zaman hastanede doğum olmuyor, evde oluyor. Babanız ne iş yapıyor? Mısırlı abi. Çalışmaya ihtiyacı yok. Sonra geliyor. Sonra geliyor problemler. 27'de evet. problem yok. 29'da problem var. Babam Mısır'dan gelen, pamukların yetiştiği arazilerden gelen paralarla yaşıyor. Annesi de burada. Şimdi orası kaymakamlık oldu. Orada oturuyorlar mesela ailede. Babam da Asfazador diye Şişli'nin meydanında bir apartmanın bir katında oturuyor. Ben orada doğuyorum ablamdan sonra. Şimdi burada trajedi başlıyor. Evet. O kaç kardeşsiniz bu arada? Üç kardeştik. Ablam vefat etti 19 yaşındayken. Kardeşim malum müzisyen Arif Mardin 6 sene evvel vefat etti. Evet. Ben hala direniyorum abi. Ben buradayım. Şimdi, trajedi başladı dediniz. Ha, trajedi şöyle başlıyor. Ben doğduğum zaman ikinci kız çocuğu olarak doğuyorum. Evet.
Üstüne üstlük de ters geliyorum. Üstüne üstlük de evde doğuyorum. Ve de çok uzun süreden sonra geliyorum dünyaya. Herkes oğlan bekliyor. Bu kadar sıkıntıdan sonra bir kız daha doğunca annem bayılıyor. Kayınvalideme ne diyeceğim diye. Kız çocuğu doğdu diye. Beni atıyorlar. İsim misim yok. Ama uğraşamayız istiyorlar. Hatta göbeğimi de Mehmet Arif diye kesiyorlar. Duymasınlar diye etrafta. Düşünün ne kadar büyük bir ayıp. Bir Mısırlı Arap ailesi için. Mardin'den de geliyoruz. Biz, ben hep söylerim. Ben derim Mardinliyim. Kürdüm, Arap'ım, Fransızım. Mısırlıyım. Bir diyeceğim var mı diyor. Türk. Bu. Çünkü o zaman Türk bu. Bugün de ya. Bence. Ama bana bir de Fransızlarla Mısırlılar girmiş. Neyse. Çok büyük bir problem oluyor ismimin olmaması. Annemin babası, o turşucunun torunu, Şeyh İslam'ın oğlu Molla geliyor. Çocuğun adı nedir diyor. Yapıyorlar. Aa, öyle şey olur mu? Getirin Kur'an-ı Kerim'i diyor. İşte. Açıyor, parmağını koyuyor. Betül. Ne demektir Betül? İşte. Mesela orada. Meryem Ana demek. Ciddi misiniz ya? Çok ciddiyim ve çok üzgünüm. Dolayısıyla Betül adını koyuyorlar. Mısırlı büyük annemden haber geliyor. Ne olacak? Arapça bile bilmezler. Şimdi bu kız büyüyecek, çocuk falan yapacak. Ne yapacak Betül adından? Bari Fatma koyun diyor. Adımı Fatma Betül koyuyorlar. Var Türkiye'de şu Fatma Betüller. Bütün problem şu. Ü'nün üstüne nokta koyarsanız keçi demek. Dolayısıyla bir de bunun üstüne Betül'ü şapkalıyorum ben. Evet. Ki Meryem Ana'nın sıfatı olsun diye.